HDP ilk parti meclisi toplantısını gerçekleştirdi. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, İsrail-Hamas çatışmasında uluslararası kamuoyunun seyirci konumda kaldığını söyledi. Yerel seçimlere ilişkin mesajlar da veren Bakırhan, belediyeleri halkın evi haline getireceğiz, başarımızı batı bölgelerine de yatıracağız dedi, yayacağız dedi. Karabağ'da, Rojava'da, Filistin'de aynı silahlar patlıyorsa, Filistin'de yaşanılan acılar Rojava'da, Karabağ'da da yaşanıyorsa, o zaman sadece Filistin'deki bu vahşete, bu kırıma karşı durmak tek başına yeterli değil. HDP, Büyük Kongresi'nin ardından ilk parti meclisi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını HDP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yaptı. Bakırhan'ın gündeminde yerel seçimlerden ekonomiye, İsrail-Hamas çatışmasına kadar pek çok konu vardı. Eş Genel Başkan, İsrail-Hamas çatışması ile ilgili uluslararası kamuoyuna tepki gösterdi. Rojava'da ve Filistin'de patlayan bombalar aynı dedi. Maalesef Rojava'da olduğu gibi 70 milyonluk Kürtlerin yıllardır sürdürdüğü mücadeleye kör, sağır, dilsiz kalan uluslararası kamuoyu İsrail-Filistin arasındaki savaşta da localarında izleyici konumda bulunmaktadırlar. Bunu eleştiriyoruz. Bakırhan'ın gündeminde geçtiğimiz hafta meclise sunulan 2024 bütçesi de vardı. 2024 bütçesinin en büyük gelir kaynağı nedir sorarsanız KDV'ymiş. Yani bu savaşa, savaş baronlarına aktarılan paranın en büyük gelir kaynağı devletin KDV'ymiş. Yani içtiğimiz sudan, içtiğimiz sigaradan, aldığımız ekmeğe, bindiğimiz araçtan devlet KDV oranını arttırarak bizden aldığı paralarla bu savaşı yürütecek. Bütçede vergi gelirlerinin artmasına tepki gösteren Bakırhan, açlığımızla doymalarına izin vermeyeceğiz dedi. Biz bu kan kokusuyla beslenen kara düzene itiraz ediyoruz. Evet, önümüzdeki dönem daha güçlü itiraz edeceğiz. Bunu kongrede de dile getirdik. Bizim açlığımızla doymalarına, canımızla, kanımızla iktidarda kalmalarına artık izin vermeyeceğimizi bir kez daha buradan belirtmek istiyorum. HDP Eş Genel Başkanı yaklaşan yerel seçimlere yönelik hedeflerini de anlattı. Batı'da da yeni belediyeler kazanacaklarını söyledi. Öncelikle Kürdistan'da sadece kayyum atanan belediyeler değil, kötü yönetimlerinden kaynaklı birçok belediyeyi alacağımızı, buradan almaya çalışacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Bu belediyeleri halkın evi haline getireceğimizi bir kez daha burada tekrar etmek istiyorum. Bizleri kayyumla tehdit edenlere karşı başarımızı Türkiye'nin batı bölgelerine doğru da yayacağız.